Evet arkadaşlar, GPS'ime göre 30 dakika kaldı ama bence daha az kaldı. Dediğim gibi GPS her zaman benden daha yavaş çıkıyor. O nedenle bence daha az kaldı ama az kalmasında bir anlamı yok. Çünkü çok rahatım, çok mutluyum. Ve karşıdaki alan balçova mı oluyor acaba? Gayet nezih bir yer, gayet beğendim. Bakın ağaca tutunarak da kendimi doğayla resmen daha da yakınlaştırıyorum, temas da kurarak. Ve gerçekten ayaklarımda bir kaşıntı var ama sinek varmış. Gerçekten çok memnunum. Gerçekten nezihlikle doğallığı iyi özümsemiş bir nokta. Ve yani doğal kalmayı başarmış bir nokta. Gelmek o kadar kolay değil. Karşı yakadan buraya ama gerçekten değdi arkadaşlar ve verdiğim karardan da çok mutluyum. AVM'den buradan aldığım kadar zevk alabileceğim mi bilmiyorum. Tabii ikisinin farklı zevkleri var. Burası AVM, burası doğal ortam, yani kıyaslayamam. Az önce bahsedip bahsetmediğimi bilmiyorum, tekrar bir söyleyeyim arkadaşlar. Lagünün orada düğün çekimleri yapıyorlardı ve benim burayla ilgili pozitif düşüncelerimi doğrulayan bir şey bu. Çünkü buraya gelip de resim çektiriyorlarsa düğün fotoğrafları için, burası gerçekten özel bir yer demektir. Doğal bir yer ve güzel bir yer, sakin bir yer, güzel yani. Hiç de böyle yabani kalmış da değil yani. Tabii ki çimenler daha şey ama bu ortama bu gidiyor yani. Şimdi sürekli bakımlı çimenler biçilmiş bir alanı bekleyemezsiniz burada. Lagün bu tarafta, bu tarafta deniz. Çok değişik bir yer ya. Nasıl anlatılır bilemiyorum. GPS'de de gösterdim. Şimdi ileride köprü var arkadaşlar. 100 metre kadar kaldı. Ben de diyordum ki hani orada GPS'te bir nokta var. Lagün bitiyor mu ne öyle ya, yani bir şöyle bir başka bir yer başlıyor gibi. Köprüyle bağlamışlar anladığım o, yani köprü orada olduğuna göre öyle yapmışlardır arkadaşlar. Şimdi yoluma devam ediyorum. Gerçekten çok eğlendiğim, çok huzur bulduğum ve memnun kaldığım bir yürüyüş oluyor. Çok mutluyum ve devam ediyor. Şimdi yolumun görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Orada da su kuşları gibi bir şeyler var. Hemen bakacağım. Evet, geldim. Bunlar flamingo gibi bir arkadaşlar duruyor. Galiba flamingo. Vah, flamingo da buldum burada. Ya ben harikayım gerçekten. Ben keşfettim burayı. Merhaba flamingolar. Come here. Gelin buraya bakın. Ay çok tatlışım. Ay bunlar ne yapıyor? Demek ki bu lagün dedikleri şey sığ arkadaşlar. Bunlar suyun üzerine nasıl duruyor yoksa? Vay be. İzmir'e geleli flamingolarla ilk tanışmam böyle gerçekleşiyor. Bugün gerçekleşiyor arkadaşlar. Olalala. Ve çiçekli bir ağaç buldum arkadaşlar. Ne kadar güzel. Böyle bir alanda çiçekleri de görmek. Ben yemişli çiçek yemişli ağaç sandım ama bu çiçekli ağaç. Ama güzel çiçekler, ne çiçeği bilmiyorum. Bakın aynı ben. Olalala. Hepsi ben. Sadece ben. Ben. Ve açtığımı bitirdim arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz çeşme bile var. Susuz kalsaydım, daha doğrusu markete uğramasaydım, buradan su içerdim ve susuzluğumu giderirdim. Bakın açıyorum. Ay! Görüyorsunuz ama susuz değilim. Hatta çeşim geldi. Şimdi bakın çöp de var. Çöpün yanında çöpümü atıyorum arkadaşlar. Bakın scooter da var. Ne kadar güzel değil mi? Ve şöyle çıkınca da görüyorsunuz AVM'm de orada beni bekliyor. Deniz bayağı değil ama biraz daha kıyıya çarpıyor. Acaba burası mı böyle? Üstüme
şekilde gelmesin de ne kadar güzel bir görüntü. Ve burası da köprü arkadaşlar. Köprüden de çıkıyorum şimdi lagunla. Denizin birleştiği yer herhalde bu taraf lagun. Ve bu tarafta deniz arkadaşlar. Bu taraf daha şey dalgalı. Böyle. Görüyorsunuz ince uzun bir çizgi halinde diğer tarafa doğru giden bir yol var. Oradan yürüyeceğim. Şimdi köprüden aşağı iniyorum. Lagun tarafı. Vallahi otoban beklerken vahaya düşmüş gibi oldum. Uzun lafın kısası arkadaşlar. O yükselen bina da zaten benim bugünkü hedefim. Buradan görüyorum arkadaşlar. Bakın burada bir deniz var. Ne bilmiyorum. Şurada da bir adacık gibi bir şey var arkadaşlar. Vallahi bütün vaktimi burada geçirecek gibiyim. Artık biraz hızlanmalıyım diye düşünüyorum. Lagün tarafındayım bu arada. Bisikletle geçenler var. Bu taraf deniz tarafı. Yani şu açıdan bakın lagün ve deniz tarafı böyle biliyorsunuz. Lagün sol, deniz sağ. Burada da minik bir köprü var arkadaşlar. Yine sol tarafında lagün, sağ tarafında deniz. Bakın. Kırmızı bir köprü. Ve içinden geçiyorum. La 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 la. Suyun sesi de keyfime keyif katıyor. Bu arada arkadaşlar Özyek AVM o binada olması gerekiyor. Gidişim de şey Windham Oteli de orada. Yani bu bütün yapı Windham Oteli ait sanırım. Aşağısında da Özyek AVM olduğunu düşünüyorum. Kendi görüşüm bu yönde. Şuradan itibaren arkadaşlar Windham kaldırım başladı. Bu kaldırım sanırım şeye kadar gidecektir. Benim hedefime kadar gidecektir. Yani var ya. Hiç bozumdan falan bir eksi yok. Şeyin yani görüntünün diyebilirim. Böyle. Bu tarafta arkadaşlar Encore Hotel. Roma'da Encore var. Taşlar dizilmiş oraya. Dağlar. Dağlara serpiştirilmiş apartmanlar var. Buradan görüntü hoş olmasa da orada o apartmanların içinden gayet hoş bir görüntü olacağına eminim. Ve de Özyek AVM'nin arkadaşlar Windham Grand Hotel'le aynı yerde olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Buralarda palmiyeler var. Bakın yine bir scooter. Şeyler güzel böyle yeşil dağlar. Yangın falan çıkmasın ama Allah korusun. Buralarda da yerleşim bölgesi var. Oy, bunlar da motosikletliler. Burada da marina gibi bir şey var arkadaşlar. Yakınlaşınca çekeyim. Burada da motosikletliler var bu arada arkadaşlar. Solumda. Burası da marina arkadaşlar. Evet. Zaten hedefim görüyorsunuz. Bina oldukça görkemli zaten görünüyor. Burada gemiler var. Ama karşı yakadakine oranla nispetle diyebilirim. Daha kötü koku yok. Ve daha nizami. Daha güzel. Daha planlı programlı yerleşmiş gemiler. Ve daha temiz. Bu şekilde bayağı da gemi varmış. Gemi diyorum ama tekne mi denir bunlara? Varmış arkadaşlar. Ateşi ve çay çok. Yani ayrı bir keyfi var böyle yerlerinde ama tek başıma da oturamam yani. Görüntüsü de tekneyim zaten.
Orada da park var arkadaşlar. Marina hala devam ediyor. Gemiler yine devam ediyor arkadaşlar. Burada da balık ekmekçi var. Ve bir savaş gemisi gördüm. Bakın orada. Anlayamadım biraz. Tersade var demek ki. Şurada batık gemi var. Ortada. Bir işe yarım fonksiyonu var bilmiyorum. Kedi var. Aa, semaver de var. Yani burada eşle dostla gelip keyifli bir vakit geçirilebileceğini düşünüyorum. Balık ekmek, gözleme, Türk kahvesi derken panayır gibi bir yer. Yani burada da hoş oturma yerleri var arkadaşlar. Balık ekmekçiden. Burada bir balık ekmekçi var. Buradan balık ekmek alıp buralarda. Evet arkadaşlar, artık depo yetmiyor. İşte burada yenilebilir oturulup balık ekmek diyordu. Böyle. İşte savaş gemisi burada arkadaşlar. Ve hedefime iyice yaklaştım diyebilirim. Bu arada sol tarafımda fark ettim ki kafe alanları var arkadaşlar. Böyle oturma yerleri var. Şurada havuz var. Süs havuzu. Böyle de hoş bir yer yani. Bu taraf sol taraf. O tarafın sağ tarafında da böyle. Deniz manzara. AVM. Sanırım tersane de var. Buralarda da kafeler devam ediyor arkadaşlar. Acaba diyorum şu müze mi? Çünkü müze gibi bir şey okumuştum. Çünkü GPS de olabilir. İşte hedefim. Böyle kafeler böyle boyunca demek ki uzanıyor arkadaşlar. Şarjım çok azaldı. O nedenle artık kısa keseceğim biraz. Burada da lüks duran bir restoran gibi bir şey var arkadaşlar. İşte burası da özellikle AVM'in olduğu, otelin de olduğu yer. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar yaklaştıkça. Şimdi binanın dibindeyim arkadaşlar. Sanırım şu taraf otel girişi. Buradan otobüsler geçiyor. Bu taraf böyle. Şurası deniz zaten. Sonra cuma. Şu taraf solum. Solumdan da sanırım şurası da AVM girişi. İşte. Burası otel kısmı arkadaşlar. Özellikle AVM girişi de bu tarafta. Yanda solda da bir bar varmış. Giriş yolu da bu şekilde. Tarafta şöyle iniyor. Bu tarafta dağlar, yollar. Evet. Evet arkadaşlar, girişteyim. Burada bir park var. Şurada bakın, özlük ve bir saat yapmışlar. Girişte oradan da HESCO'da uygulamasını ben silmiştim. Bu arada otelde burada. Yani aynı binada değil ama komşu bina olarak niteleye bilirim. Ve maskemi taktım. HES aplikasyonunda, yani uygulamasına yükledim arkadaşlar. Çadırlar var. Bu tarafta bisikletler var. Bu tarafta bir açık alan var. Çözemedim. Hamak var. Ve işte girişe hazırım. Şimdi girişi sağlayacağım arkadaşlar. İnirim falan diyor bu şekilde. Burası arkadaşlar. Bornozların demin gösterdiğim yer. Burası oyun alanı. Tuvalete acilen gitmem lazım. Ve onlar bu şekilde arkadaşlar. Tepedeki çiçekler çok hoşuma gitti. Ve girişte buradan. Ne kadar çekebilsem artık hep çekimim şeyde geçti yani. Doğal ortamlarda. Neler varmış. Kamunda bir alana bir bedava varmış mesela. Peynirler. Muhteşem ikili diyor. Bu şekilde. Lezita. Böyle. Bakalım süperfiş. Ton balıkları da güzel. Güzel ya burası. Aa, mısır. Ama şimdi taşıma olayı var ya. Yani bayağı uzak burası. Onun için ağır bir şey almak istemiyorum. Tabak
Ay tabak diyorum, bardak kısımları. Ondan da almak istiyorum ama artık yaz da bitiyor ya. Bunlar da güzel. Ay şunlar hoşmuş. Tavalar sanırım. Bayağı bir şey var. Hangi bir şeyi çekeceğim bilmiyorum. Ve de şeyim azaldı. Hep şeyden çeke çeke ama bunlar da güzelmiş. Doğa ortamı. Neyse bir daha gelirim, bir daha çekerim ya. Bayağı sakin. Ama içeriği gayet beğendim. Güzel. Çöp kutuları. Askılıklar. Tabaklar. Yani bugün her şey var. Oyuncaklar. Bu şekilde. İnşallah bunu çekmiyorumdur. Evet, oyuncaklar pek ilgim yok. Ama şu şekilde büyük şeyleri seviyorum. You and I. Bu da yani, bu da. Bayağı büyükler yani. Evet. Buralarda da şey, masa oyunları mı deniyordu? Onlardan var. Şöyle bakalım bakalım. Ya şimdi benim bunları alma durumum şu anda yok arkadaşlar ama blokna tarzı bir şey lazım, bana bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu da neymiş? Origami tahta versiyonu. Evet, güzel. Ben bilmiyorum nedir de. Evet, kırtasiye bölümü. Blokna falan ama şimdi burada. Ha, şunlar varmış da güzel değil. Evet. Aa, T-Tek. Şuraya bakalım. Babamın kulaklığa ihtiyacı vardı. Şöyle bakalım bakalım. Aa, rengi güzelmiş. Kendim al baba. Benimkini babama mı versem acaba? Öyle. Uzanıyor arkadaşlar. O tarafta da yine kitaplar falan var. Şimdi arkadaşlar bayağı acıktım. Tek bu var. Tuvalet ihtiyacımı giderdiğim için aşırı rahatladım. Hiç kokuzluğum yok. Çünkü biliyorsunuz ice tea içti. Ondan önce de su içti. Onlar beni rahat tuttu. Susuzluğum giderdi. Şimdi ihtiyacımı karşıladı. Kesin istemiyorum. Ama yemek ihtiyacım var. Aslında burada acaba diyorum yemek içmem bir yer var mı? Restoran var mı? Hani market restoranı olan kafe gibi bir yer var mı? Dışarıda balık ekmekçiler çok fazla vardı. Restoran olarak. Ama şimdi oturmak olmaz. Hem geç oldu. Hem de nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Tek başıma da oturmak içimden gelmedi açıkçası. Ve öyle şeyler olmadığını da bilmiyordum. Gelince gördüm. Acaba incir altı denilen yer orası mı oluyor? Bilmiyorum. Şimdi buradan tekrar yürüyerek gitmek zor olacak. Çünkü biliyorsunuz ki o doğal ortam akşam yani güneş battıktan sonra tehlikeli olabilir. Korkutucu olabilir. Yine de bakacağım. Ama işte öyle. Şimdi marketin tadını çıkartmaya devam edeceğim. Girişin uzanlığı boylu boyunca koridorların açıldığı noktalar böyle arkadaşlar. Yani... Aa, 49'a düşmüş. Güzel aslında fiyatı. Ama tabii özleyen şeyi de var yani. Ne denir? Ne denir ya? Com web sitesi var. Web sitesi olduğu için arkadaşlar. Aa, yemek bölümü varmış. Olduğu için oradan böyle alınabilir zaten ya. Süt mısırdaki 75'miş. Ha, bunlar et. Et kısmı. Bu da bu açıkta güzel. Yapmaları güzel. Kokoreç falan filan. Ay. Ha, bu ne? Güzel yapmış. Pembe pembe olunca dedim. Aa, bunlar köfte. Şimdi işte bunu almak istedim ama çok uzak. Kutu olduğu için valla kokar mokar. Şimdi et kokusuyla uğraşamam gerçekten. Süt
benim arkadaşlar. Böyle zeytin yiyor orada da. Orada da zeytinler mevcut. Vallahi zeytin falan alamam şimdi. Zaten bir şey alacağım da düşünmüyorum fazla. Ancak bari çay bölümü, balık bölümü şekilde uzanıyor arkadaşlar. Bahri çay, bunlar varmış. Ya fiyat olarak baksak bilmiyorum, çok pahalı değil. Neymiş? Keçi süt reçeli falan var. Başka ne? Kuşboyu marmelatı. Başka ne? Zile pekmezi. Bu helva gibi ya. İşte böyle Nutella falan var. Aa, fiyatı iyiymiş. Nutella'nın fiyatı iyiymiş de taşıyamam. Herhalde bunlar web sitesinde de vardır. Burası da mangal bölümü. Bu şekilde. Işıklı ışıklı güzel yapmışlar arkadaşlar. Mangal da güzel. Açılıyor mu? Açamadım. Kömürler falan var. Doğum günü. Kurabiyelerin paketler müsaade orada var arkadaşlar. Tost ekmeği, insan çekmeği. Buradan görünen manzara da bu şekilde. Şimdi ne tarafa sapsam diye düşünüyorum. Sosisler, bami sosis. Ucuz değil mesela bami sosis. Ya işte her yerin ucuzu var, pahalısı var. Sucukları çok seviyorum tabii ki. Burası da çipsler falan var. Başka Red Bull falan var arkadaşlar. Aa canım, pek de bir şey istemiyorum. Eve gidince yapısı var yani. Burası da çay bölümü. Çay bölümüne bakayım. Tabii çay bölümü olunca genelde kahve bölümü de olduğu için. Bunlar neymiş, paketli. Ben kahveyle pek ilgilenmediğim için arkadaşlar, ilgilenenler ilgilenir diye böyle bir gösteriyorum. Şekilde. Bakalım değişik bir çay var mı? Ona bakıyorum ben. Pek bir beta tiler, çakurlar falan var. Şekerler falan var. Ya bunlar full, bak Migros'ta. Son baktığımda bayağı eksik vardı. Güzel. Bitki çayları. Evet arkadaşlar, böyle dolaşıyorum. Değişik değişik birçok şey var. Kendimi de göstereyim şekilde. Evet. Jiletler. Duş jeli de almam gerekecek yakın zamanda ama gerçekten yük etmek istemiyorum kendime. Bu arada Dalin kolonya ve vazelin aldım. İhtiyacım vardı. Bakalım boyalara da. Ay, duş jelleri varmış buralarda da yine. Seç beğen al der gibi bana okuyorlar. Burada da cicibe, Nutella ve bir limon bisküvi çeşitleri var arkadaşlar. Acaba yer miyim ben? Bir de ay, sos bölümü zaten çok sevdiğim bir bölüm de şu anda taşıma durumum yoksa bakıyorum vallahi, ton balıklarına bayılıyorum. Nasıl yiyeceğim? Böyle gidiyor turşular. Bu bölüm tam benlik bir bölüm aslında. Yürüyen merdivenle aşağı kata indim ve burada seri sonu bir şeyler diyor ama ben bilmiş ya arkadaşlar. Şimdi burada oturuyorum. Arkadaşlar bir de üst kat var ve şu yatak var ya, harika yani. Tam benlik beni çağırıyor ve bornoz da beni çağırıyor. Yani diyebilirim ki burayı fark etmemiştim. Sonra bir market kısmından çıkınca fark ettim ki, iyi ki fark ettim. Yani burası tamamen tekstile ayrılmış bir bölge. Ama yani o kadar alasım geldi ki şimdi. Anlatamam. Mesela şu Nevresim takımı şu fiyatlarda. Resimlerinden bakıyorum. Kutusu hoşuma gitti ama şeyi o kadar bana hitap etmiyor. Daha çok pembe olması gerekiyor arkadaşlar.
Bu çilekli takım hoş arkadaşlar. Bu hoşuma gitti. Fiyat uygun da bana tek şık lazım. Bu da fena değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha pembe istiyorum. Arkadaşlar burası da market gibi uçsuz bucaksız göründü bir anda bana. Şöyle. Yani daha ben tekstil bölümündeyim. Daha bir o kadar yer daha açıldı önümde. Neyse gezmek hoşuma zaten gidiyor. Evet arkadaşlar, Özlek AVM'den çıktım ve harika bir görüntü var buralarda. Bence çok romantik. Yani bir otobüs geldi. Nereden geldi anlamadım ama ha bir tane daha geldi. 480 geldi. Ve arkadaşlar vlogumu burada kapatıyorum. Çünkü zaten çok çektim ve birçok uygulama sildim daha da çekebilmek için. Ondan da yeteri kadar maalesef daha çekmek isterdim ama çekemeyeceğim. Bugünlük bu kadar diyorum. Size Özlek AVM'den hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok çok öpüyorum. Ve yeni vlogum gelene kadar hep